Merhaba, günaydın. Bugün konuğumuz Efe Tanman. Yine genç bir konuğumuz var ve 42. bölüm konuğu İzzet. Evet, sen direkt yapmadan, ben sormadan söyledin. Evet, artık dörtlü sayılardayız. Vay be. Evet, hoş geldin Efe. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Valla ne olsun, bir pazartesi sabahı, şimdi kayıtlar tabii pazar sabahı yayınlandığı için oradan anlaşılmıyor. Bir pazartesi sabahı yorgunluğu ekipte, çünkü herkes hafta sonu farklı şekilde mesai yaptığı için pazartesi sabahı zor oluyor. Evet, bugün yine pırıl pırıl genç kuşak bir besteciyle beraberiz. Bizim için çok ilginç, hiçbirimizin tanımadığı, benim şahsen tanışmadığım ama tanışmak için de çok heveslendiğim, bak yeni biri daha dediğimiz bir arkadaşımız. Ben Efe'den kendisini bir önce konsept gereği kısaca nasıl uygun görüyorsa tanıtmasını isteyeceğim. Buyur, söz sende Efe. Memnuniyetle. 1983 yılında İstanbul Erenköy'de doğdum. Müzikle ilk tanışmam ilkokul 2'de. Bana piyano dersi aldırdılar bir yıl. Sonrasında da zaten 3. sınıfta, o zamanlar 3. sınıfta başlıyordum. Mimar Sinan'ın ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yarı zamanlı sınavına girdim. İkisini de kazandım. Çok kornocu olmamı istiyorlardı rahmetli İrfan Bey ama babamın biraz desteğiyle, evde piyano var, babaannemden kalma çok eski. Piyano bölümüne seçildim ve Madlen Saydam'ın öğrencisi oldum. Madlen Saydam'la 10 yıl piyano çalıştık. Bu sırada eşi Erçivan Bey var. Erçivan Saydam biliyorsunuz. Onunla da ilk müzik çalışmam başlamış oldu. Yani müzik nedir, nasıl anlatılır, nasıl hissedilir? Hani bir şey hissediyorum ama nasıl anlatacağım? Piyano başında küçücük bir çocuğum ben. Erçivan Bey beni çalıştırıyor. Şu anda kendisini rahmetli anıyorum. Çok da iyi bir şekilde anıyorum. Çünkü müziğe dair çok şey öğretmiş bana. O zaman farkında değildim. Sonra bir 10 yılın sonunda Madlen Hanım emekli oldu ve Metin Ülküyle ben çalışmaya başladım. Bambaşka bir deneyim başladı malum. Ama sonrasında benim içimde hep böyle bir şey vardı. İşte bir bestecilik, böyle bir işin teori tarafı, teknik tarafı. Birileri bana söylüyor, kompozisyon bölümü var, oraya girsene falan filan. Ama bir yandan da şey yapılmıyor. Hani piyano bölümünde ilerleyeceksin, bütün enerjini piyanoya aktar. Hayır, girme tarafları var. Benim içimi yiyor ama ben kompozisyon bölümüne girmeye niyetlendim. Ve Erdem Çöloğlu'yla çalıştım. O da şu an Mimar Sinan'da doçent. Erdem abi. 2 sınıf atlayarak kompozisyon bölümüne girdim. İyi ki de girmişim gerçekten. Çok başka bir dünya, başka bir Efe oluştu. Yani kompozisyon bölümünden sonra. Burada kısaca benim için çok çok önemli, kesinlikle bahsetmem gereken hocalarımdan kısaca bahsedeceğim. En önemlisi benim için rahmetli Volkan Hoca, Volkan Barut. Kendisi bana baba gibi yaklaştı. Bütün öğrencilerine öyleydi gerçi. Volkan Hoca ile armoni, analiz ve fük çalıştık. Ve belki de kompozisyon eğitimimdeki yani %50'yi kapsayabilir. En az %50'yi kapsayabilir bu temel armoni, analiz, fükler. Bu sırada tabii ki Hasan Hoca ile, Hasan Uçarsu ile, Özkan Manav'la, Mehmet Nemutlu ile, Ahmet Altınel ile kompozisyon çalıştım. Yani o dönem Mimar Sinan'daki tüm kompozisyon hocalarıyla ben çalıştım kısacası. Bahsettiğin isimlerden ikisini misafir etmek. Evet, biliyorum. Hasan abi ile Özkan Bey, Hoca ikisini misafir edebildik. Sırada bir işte Mehmet Nemutlu var. Aha. Yalnız bu Ahmet Altınel ismini ilk defa duyuyorum. Benim cahilliğim. Alp abiyle bir alakaları var mı? Alp Altınel'le? Hiç duymadım. Evet. Okay. Aslında Ahmet Hoca aslında viyolacıydı. Yani viyola kökenli. Hatta Akbank'ta çalıyordu varken. Şimdi de Mimar Sinan'da o da doçent oldu galiba. Ben Ahmet Hoca'yı çok küçüklüğümden tanırım. Bana teori dersleri veriyordu ortaokulda falan. O zamanlardan tanışıyorduk. Hepsiyle çalıştım. Neden bu hepsiyle çalıştığımı, vurgu yaptığımı birazdan anlatacağım. Ve çok önemli bir hocamız daha var. Yine bende çok etkisi olan, tüm öğrencilerime, tüm sınıflarıma anlattığım Sarper Össan. Sarper Össan ortaokul, orta birden itibaren bize muazzam bir teori temeli attı bütün Mimar Sinan'ı. Hepimiz çok sıkıntıdayız, çok sinirleniyoruz çünkü 49'da kalıyoruz. Böyle bir eğitim dönemi ama muazzam bir temel açmış. İnanılmaz bir teori öğretmenidir Sarper Hoca. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. İzlerse de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Çok önemlidir. Babir Tongur'la, Babir Hoca'yla tanıyorsunuzdur. Modal müzik çalıştık, orkestra çalıştık ve rahmetli Nuri Bey'le, Nuri İcili oda müziği. Bende çok etkisi var. Yine müziği anlamada, yorumculuğu anlamada, birlikte çalmayı anlamada. Ve de bugün size bahsedeceğim müzikte yine etkisi olan bir hoca son olarak Melih Duygulu. Makam ve usul çalıştık. Kompozisyondayken bir değişim süreci yaşadı bizim bölümümüz. Artık kompozisyon öğrencileri halk müziği ve Türk müziği eğitimi de almaya başladı. 2 yıl bu dersleri almaya başladık. İyi ki almışız. Birazcık makam usulü öğrenmiş olduk. Basit makamlarda olsa. Hangi yıl bu? Ne zaman oldu? Bu 2008'lerde, 2009'lar o yıllarda bu değişim süreci, yani elektronik müzik dersi kondu. İşte notasyon dersi kondu. Türk müziği çok çok önemli bence gelişimlerdi. Kendisine de çok teşekkür ederim. Sonra 2012'de ben bu nefis süreci Mimar Sinan'da tamamladım ve hemen ardından Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na öğretim görevlisi olarak gittim. Orada bütün teorik dersler bende, armoniler, analizler, koro şefliği hepsi bende. Çok şey öğrendim, nefis öğrencilerim oldu, beni çok geliştiren bir yerdi. Ama olmadı. Yani şöyle ki dönmek zorunda kaldım kısacası. Orada ama şöyle bir çok yine güzel bir gelişme oldu. Ondan bahsedeyim besteciliğe dair. İlk siparişimi aldım ben orada. Hani daha önce hep müzik yazıyoruz tabii ki sürekli ama sipariş almak başka bir şey. Hani şöyle bir şey olacak. Hadi bunu yaz. Bir çerçeve çiziliyor size. Güzel. Opera ana sanat dalı bir müzikal gibi bir şey sahneye koymak istiyor. İsmi de Şancı'nın Sancısı. Nefis bir ismi var. Buna müzik yazmam isteniyor. Hay tabii ki. İlk siparişim o. Çok güzel bence çok hoştu. Bir müzik oldu. Güzel bir müzikal oldu. Turnelere gitmedi galiba. Üniversite etkinliklerinde hep seslendirildi. Ama bu sırada bir de ne eklendi? Tabii ki Adana'ya şehir dışından bir besteci geliyor. Her yerden bir şeyler. Şehir tiyatrolarında besteciliğe başladım. O da benim bestecilik kariyerimde hani henüz başındayım. Çok çok önemli bir dönüm noktası çünkü hiçbir şekilde tiyatroyla tiyatro müziği yapmakla ilgili bir çalışmamız olmuyor okulda. Hani bir stil çalışmaları yapıyoruz, özgün dilimizi geliştiriyoruz ama bu başka bir şey. Yani bir yönetmenle çalışmak, oyuncularla çalışmak ama çok keyifli, çok verimli oldu bence. Bir 3 yıl kadar sürdü bu süreç. Daha sonra da ben İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndükten sonra da Adana ile çalışmaya şehir tiyatrosuyla devam ettik. İstanbul'da bestecilik, korepektörlük, eğitmenlik, aranjörlük yapmaya başladım. Çeşitli eğitim kurumlarında mesela çocuklarla filarmoni orkestrası kuruluyor. Onlarla işte düzenlemeler yapıyoruz, orkestrasyonlar yapıyoruz. Çok faydalı, benim için çok faydalı süreçler oldu. Ve şu anda da benim seçtiğim bazı öğrencilerime kompozisyon, armoni, işte kompozisyon bölümlerine hazırlanan öğrencilere dersler veriyorum. Piyano dersleri veriyorum. Ve besteciliğe de daha rafine olmak şartıyla devam ediyorum. Şimdi gelelim birazcık bizim müziğe yaklaşalım. Bu isme ne gerek var müziğine yaklaşacağım. Evet. Ben 2019 yılında şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki ben İstanbul'daki tüm kompozisyon hocalarıyla çalıştım. Aklımda biri daha var. Yıllardır var aslında. O da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Mete Sakpınar sayın hocamız. Onunla çalışmadım ve çok merak ediyorum. Niye merak ediyorum biliyor musunuz? Rahmetli Volkan hocama o kadar benziyor ki mizacı, konuşması, hali, tavrı. Ya ben çalışmak istiyorum. Konserlerde tanıştık, görüşüyoruz ama. Dedim ki ne yapacağım? Yüksek lisans okuyayım onunla. Daha önce yüksek lisans giriş çıkışlarım oldu ama bitmediler. Başka sebeplerden dolayı şimdi girmeyeyim. Dedim Mete Hoca ile ben okuyayım o zaman. Mete Hoca ile başladık iyi ki de başlamışız. Ondan da çok şeyler öğrendim. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Ve Mete Hoca'nın Kampana isimli kompozisyon serisi konserleri var. Öğrencilerinin, Mete Hoca ile çalışmış öğrencilerin, hali hazırda çalışan öğrencilerin katıldığı bir konser serisi. Katılmanı istiyorum dedi. Tabii hocam dedim. Tabii ki katılmak isterim. Ama ne yapacağım? Bir de şöyle bir şey var. Pandemi dönemi. Bir araya gelemiyor kimse. Yani şimdi elimde müzikler var ama yeni bir şey yapmak istiyorum. Kuartet yapayım, ikili. Yani insanları bir araya getirmek çok zor. Bunu istemek zor. Yani pandeminin en yoğun olduğu dönem. Ne yapsam? Oradan aklıma bir şey geldi. Efe, sen ne yapmadın daha önce? Piyano dışında solo eser yazmadım. Bununla ilgili de bende etki bırakan yine çok değerli bestecimiz, hocamız Semih Korucu var. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda. Kendisinin Mersin'deki evinde çok entelektüel sohbetlerimiz olurdu. Orada bana derdi ki sen böyle orkestra yazıyorsun, kuartet yazıyorsun, oda müziği yazıyorsun da solo için bir girsene. Hani tek enstrüman çok kolay gözüküyor değil mi diyor, biliyorum. Ama diyor o bambaşka bir şey. Yani tek bastonla yürümek çok başkadır. Biraz korkarak, biraz Semih Hoca'ya böyle sığınarak tamam dedim, ben böyle bir şeye girişeyim. Ama ne için girişeyim? Adana'da benim çok sevgili dostum Ahmet Can Dağlıoğlu var. Kendisiyle röportajdan önce de konuştuk. Aslı Hanım, size de selamı var. Hepinize selamı var. Tanışıyorsunuz galiba. Ahmet Can dedim ki, rica ederim. Ahmet Can dedi ki, dedim ki böyle bir şey ne dersin? Cello için düşünüyorum. Neden olmasın? Tabii ki seve seve. Tamam dedik. O zaman hemen giriyoruz. Ben başladım bir şeyler yazmaya. Ahmet Can'a gönderiyorum. Ne dersin? Falan filan. Bir de kısa sürede yapmamız gerekiyor. Bana göre çok uzun bir sürede çıktı müzik. Yani yaklaşık bir ay sürdü. Yani bir solo için yani bir ay uzun bir zaman olabilir. Hani nice koca eserler bir ayda yapılıyor, 2 ayda yapılabiliyor. Çok üzerine ince çalıştım. İlk piyano dışında ilk solo eserim olduğu için. Beraber Ahmet Can'la bir şeyler yaptık. Hep diyalog halindeydik zaten. Bu müziğin içinde Hicaz makamı ve Sabah makamından pasajlar var. Bunlar gizli değil, çok net duyuluyorlar. Özellikle net olarak yerleştirmişler. Farklı ses merkezlerinden Hicazlar var. Tek ses merkezinden Sabah var sonuna doğru. Bu şekilde bitiyor. Homojen geçişlerin olduğunu düşünmüyorum. Daha önce müziklerimde hep hani kompartımanların olmamasına, homojen geçişlerin olmasına, alıp sürükleyip gitmesine dikkat ediyordum. Hep buna özen görüyordum. Buna kafayı takmıştım hatta. Bunun sebebi de birazcık Ligeti. Görgü Ligeti benim örnek aldığım çok en önemli bestecilerden, Pendereç Ligeti. Şimdi ama bunu kırmak istedim. Yani birazcık hem bu parçanın ismiyle hem de müziğiyle birazcık dinleyiciyi böyle ya ne oluyor dedirtmek istedim. Sanırım da başarılı oldum, emin değilim ama böyle bir işitsel dokusu var. Yani makamlar var. Atonal duyumlar var, modal duyumlar var ama daha çok makam akılda kalıyor. Bir de bu müziğin içinde şöyle bir şey var. Ben dostum Ahmet Can Dağlıoğlu için yaptığım için bu müziğin içine ACD gizlidir. Özel bir yerde hani bilerek bakarsanız ACD'yi çok net görüyorsunuz. Onunla kurgulanmış bazı dokular var. Onun dışında hiçbir şey yok. Burada ikinci kere duyuyoruz, değil mi? Cem Esen'den sonra sizde de böyle bir şifreleme olayı biz müşteri diyeyim Beyoncé'ci kafasıyla ilk kere duyuyoruz. Tabii evet. Kostakovich bu konuda çok meşhur. Evet. Cem de buna benzer bir şeyden bahsetti. Şimdi senden doğrudur. Duyuyoruz. Doğrudur, evet. Yani genelde böyle bir tavrım yok, yaklaşımım yok ama bu özel bir çalışma olduğu için yapmak istedim. Ve isim konusunda da şimdi bu isme ne gerek var? Gerçekten bir sanat eserinin isme gerek olup olmadığı çok tartışma konusuydu bizim kompozisyon sınıflarında. Bütün Hasan Hocalar, Özkan Hocalar hepsiyle. Hani gerçekten buna gerek var mı, yok mu? Kendini anlatamıyor mu, anlatıyor mu? Bu ismi koydum, yönlendiriyor muyum dinleyiciyi? Hep böyle bir tartışmalar, uzun saatler süren tartışmalar vardı. ben de hani dikkat çekmek istiyorum ya ilk kez dinleyici de hani habire ne oluyor desin. İsimde de öyle olsun. Biraz bunu düşünelim o zaman. Gerçekten gerek var mı? Böyle bir yaklaşımım oldu. Pişman da değilim böyle yaptığım için ismini. Bence çok güzel olmuş. Evet. Benim en çok dikkatimi çeken o oldu. Mesela ilk dikkatimi çeken o oldu yani ismi. Peki evet, eseri bir kelime ya da cümleyle tarif etmek istersen, biliyorum isme gerek olmadığını ama ben bunu son birkaç bölümdür her besteciye sormak istiyorum, soruyorum. Cevap alıyoruz, almıyoruz. Farklı cevaplar geliyor. Bir kelime ya da cümleyle tanımlamak istesen, isim olarak değil, ne olarak tanımlardın eseri? Bir kelime ders yetmeyecektir bir kelime. Tamam, bir cümle o zaman. Bir kelime ya da cümle. Kaosun içinde bir denge. Güzel. Bu. Gerçekten bu. Genelde besteciler bu soruyu sorunca bunu hiç düşünmediklerini fark ediyorlar. Evet. Çünkü bir yorumcu tarafından baktığın zaman şu söylediğin o kadar kritik ki ileride bunu çalacak kişi bu kelimenin veya bu cümlenin ne olduğunu çok önemseyecek. Evet. Ben de bir hayal duyarak o eseri çalıyorum. Tabii patronun ki. Ya da işte bestecinin ya da bu işi yaratan kişinin ne düşündüğünü bilmem lazım. Kafamda da bir şey tınlaması lazım. O yüzden kesinlikle. Bu çok kritik benim açımdan. Çok haklısınız ama şöyle bir söyleyeyim. Yani besteci de zaten bir hayal üzerine yola çıkıyor. Yani bizim de bir konumuz var. Biz de kafamızda zaten canlandırıyoruz atmosferi, ne hissettirmek istiyoruz, nereden nereye gideceğiz. Bu aşamalar bittikten sonra zaten kağıda döküyoruz. Onun üzerinde tamam editler yapılıyor, çalacak arkadaşla berabersek eğer konuşuyoruz ediyoruz ama bizim de kafamızda bir şey var. O yüzden ben mesela hiçbir müziğimde hani bir düşünsel altyapısı olmasın, bir hayalim var, bir amacım var, bir atmosferi vermek istiyor. Öyle, bu olmadan bir müzik yok. Yani böyle öğrendik. Büyük besteciler de böyle yapıyor zaten. Biz de böyle yapıyoruz. Yani bildiğim kadarıyla sizin başladığınızda eser hakkında düşünceniz olsa da bittiğinde de farklı bir yere de geliyorsunuz. Yani aşağı yukarı tabii. Yani hiçbir zaman nokta atışı olmuyor. Ama aşağı yukarı hep aynı sokak. Yani iki yan sokak, üç yan sokak, ikinci cadde, üçüncü cadde hep oralardadır yani. Bunun dışına çıkmamaya özen gösteriyoruz zaten. Yani İşte kompozisyon formasyonu böyle bir şey. Çerçeveler içindeyiz. Onları aşmaya çalışıyoruz şimdi. Valla inan biz de öğreniyoruz. Yani ben seni bugün şu an Zoom'da tanıdım. Besteciler dediğin zaman bize hep işte Beethoven, Brahms, Bach öğrettiler. Genç kuşağı hiç bilmeden büyüdük. Hiç haberimiz dahi olmadı. Türkiye'de bir kompozitör yapısı nedir? Kimler ne yapar? İnsanlar ne yapar? Ben tamamen şu ortamda tanıştıkça öğrendim ve ne kadar aslında geciktiğimi fark ediyorum. Yani kimler varmış ve hiçbirinden haberimiz yok. Sizin gibi pırıl pırıl bir sürü insandan haberimiz yok. O yüzden hani bizi daha çırak diye görün lütfen. Estağfurullah. Kendi aranızda besteci kimdir, Türkiye'deki ekoller nedir, Avrupa'da kimler ne yaptı, hepsini siz biliyorsunuz ama biz yorumcu tarafında ki ben 30 yıldır hocalık yapıyorum. Aslı benim ilk öğrencim. Yani bilmiyoruz. Bize hep önümüzde bir menü geldi. O menüden yemek yaptık. Yeni yemekler, yeni mutfaklar, yeni dünya mutfaklarından haberimiz yok ki bahsettiğim dünya mutfağı, Türk mutfağı. Hani hiç haberimiz olmadı. Hiçbir fikrimiz yok. Burada bölümleri seyrettiğin zaman göreceksin. Biz çok şey öğreniyoruz sayenizde. Estağfurullah. Ne mutlu. Herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Ve bu videoları izleyince kimler neler öğrenecek tarih içinde, zaman içinde. Ümit ediyorum ki özellikle viyonsajcı tarafında ya bak böyle de bir besteci varmış, böyle de şunu yapmış. Belki bir kemancı yarın öbür gün senin bir keman eserini var mı yok mu bilmiyorum ama hani bak viyonsa için yazarken böyle düşünmüş diyecek. Senin ruh halini anlamaya çalışacak. Evet. Çünkü benim Beethoven'ın ne ruh hali olduğunu bir videoda görme şansım yok, olmayacak da. Hiçbirini bilmiyorum. Yani Brahms'ı da bilmiyorum, Dvorak'ı da bilmiyorum. Bilmem, hiçbirini bilmiyoruz. Hiç fikrimiz yok. Elgar'ı da bilmiyoruz. Ama Türk besteciler hazır işte canlı karşımızda. konuşabiliyoruz. Evet. Öyle büyük bir lüks ki bu. Bu eser kaç dakika sürüyor? Yaklaşık 3 dakika sürüyor bu. Okay. Evet, 3 dakika sürüyor. Bunun dışında da tabii violonseli kullandığım benim müzikler oldu. Ama arada yani katman olarak o katmanın içinde tabii ki çok özel yerleri var, çok özel işleri var. Ama solo için ilk kez yapmıştım. Bizim konsepte özellikle maksimum 2 çalgı olanları aldık. Çünkü trio'ya falan girersek eser sayısı 500'ü bulacağı için tabii altında kalacağımızı düşündük. Tabii. Özellikle maksimum 2 çalgıdan birinin viyonsel olduğu eserlere kadar çıkabildik. Ya da konçerto şudur budur. Evet. Yani solo çalgı. Ben bir şey sorabilir miyim? Çok pardon. Eğer paylaşmayı uygun görürseniz, eseri bestelerken neyi hayal ettiğinizi paylaşmak ister misiniz? Aslında tam olarak o içinde yaşadığım dönemdi. Pandemi dönemiydi. Yani büyük bir kaos var dünyada ama bir şekilde bir takım düzenler, işte kısıtlamalar olsun, işte sokağa çıkma yasakları olsun, bir takım düzenler yaratarak bu kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ve ne kadar bastırabiliyorsunuz? Bir yerden bam bam patlıyor değil mi halklar top? Tam bunları duyuyorsunuz müzikte mesela. Tam olarak buydu. Yani hep bir düzen yaratılmaya çalışıyor. Hep bir girmeyin, çıkmayın, etmeyin, maske takın, aman dikkat edin falan filan. Ama bir yerden bir virüs habire yayılmaya çalışılıyor. İnsanlar patlıyor ve bu devam ediyor. Bunların hepsi müziğin içinde var. Tam olarak buydu. Harika. Çok çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve sonra... pardon, çok özür dilerim. Buyurun. İzzet Bey. Çok keyifliyim, çok çalışkan. Hani böyle hep denir ya aslında, önceki nesil sonraki nesille böyle bir kuşak çatışması olur ve bizim zamanımızda diye bir şey vardır. Siz bizim zamanımızdan daha iyisiniz. Biz İzzet'le sık sık bunu söylüyoruz. Hakikaten çalışkansınız. Umarım bütün kuşağınız böyledir. Tabii spesifik bence birazcık ama iyi bir örnek. Kampana isimli proje. Kampana ismi nereden geliyor? Neden Kampana? Evet, bu çok güzel soru. Bunu bilmiyorum. Bunu neden? Yani bu isim çok önce verilmiş çünkü. Ya bu kampanya 4 müydü benim katıldığım? 3 galiba. Yanılmıyorsam 3. Evet 3. 3'lü çok daha önce verilmiş. Ya bu bir ara konuşuldu sanki. Ben de aslında bunu merak ediyordum ama bir türlü fırsat bulup da ben bunu Mete Hoca'ya danışamadım. Hani bu kampanya niyeydi? Evet, güzel bir soru olmuş oldu. Ben ilk listeme yazayım bunu. Mete Hoca'ya sorulacaklar listesinin başına alayım bunu. Peki eseriniz Musa Eren İşkodralı ile nasıl buluştu? Evet, çok güzel yere getirdiniz. Teşekkürler. Musa Hocam'la biz Mimar Sinan'dan tanışıyoruz. Benim 2 bölümlü bir kuartetim vardı. Atonal bir kuartet. Biraz Ligeti stil çalışmaları yapıyordum o zamanlar. Ligeti'nin kuartetleri beni ele geçirmişti tamamen. Ve bunun seslendirilmesi gündeme geldi. Musa Hoca da cello çalacaktı o grupta. Oradan bir daha yakınlaştık biz Musa Hoca'yla. Sonra ne oldu? Biz Musa Hoca'yla daha da yakınlaştık. Niye? Musa Hoca Edirne Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi ve müdür yardımcısı biliyorsunuz. Ben Adana'dan döndükten sonra oradan beni istediler. Öğretim görevlisi olarak. Ve ben habire gidip gelir oldum. İlişkiler daha sıcak hale geldi. Tekrar bir ısındık yani. Ama şu an olmadı o iş. Sonra benim bu müziği yazdığım Musa Hoca duydu tabii, gördü. Ben de çalmak isterim dedi, izin verirsen. Dedim izin ne demek yani, gurur duyarım ne demek. Bu İspanya'da Castello şehrinin konservatuarından bir masterclass teklifi geliyor. Erasmus projesi kapsamında Musa Hoca'ya. Yeni gitti geldi sanıyorum oraya. Evet. Gördüm. Evet. Aha, evet. Orada dedi seslendirebilir miyim? Tabii ki dedim. Ve işte orada notayı aldı benden falan filan. Üzerine konuştuk birazcık. Orada bir seslendirme oldu. Bu şekilde. Ama hala kayıt gelmedi sanırım henüz. Bir olmuş. Kameranın SD kartında bir sorun olmuş. Hep böyle olur ya, böyle aksilikler. Öyle bir şey olmuş. O yüzden bir iPad'le falan çekilmiş. Ben de heyecanla kaydı bekliyorum. Nasıl olduğunu. Bu şekilde oldu. Ben tabii böyle violonsel işleri oldu. Ben şimdi bir tane de violonsel piyano müziği yazıyorum. Gaza geldim iyicene. Ne güzel, ne harika, güzel. Çok güzel haber bizim için. Musa pırıl pırıl bir kardeşimiz, arkadaşımız, çok sevdiğim bir insan. Onu da umarım misafir olarak burada konuk edeceğiz. Çok güzel çalışmaları olan, Edirne'yi çok destekleyen, çok iyi bir viyonselci. Ona da burada misafir ettiğimizde senin eserden, onun açısından da konuşacağız, haberin olsun. Evet, o da başka bir tabii açı, aynen. Özellikle hem besteci hem yorumcu tarafında konuşmaya çalışıyoruz. Öyle çok eğlenceli oluyor. Eminim, eminim. Evet, yeni eseriniz için küçük bir tiyo alalım mı? Sonat mı? Piyanolu parça mı? Nasıl bir şey, nasıl bir şey yazıyorsunuz? Şöyle, klasik bir form da değil kesinlikle, onu söyleyeyim. Ligeti ama Ligeti olunca bambaşka bir şey. Evet, Ligeti etkileri görülüyor. Evet, yok, Ligeti etkileri de yok. Makam yok, olmayacak. Daha çok modal çalışıyorum şu anda. Yani bütün kurgumu modalite üzerine yaptım. Çok ihtiraslı bir müzik. Bu çok net hissedilecek. Hani baştan söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani biraz bunun üzerine kuruldu. Bu kadar söyleyeyim. Modal etkiler duyacağız. Harika. O zaman 2022 Türk Viyonsel Eserleri listesinin ilk bebeğini duymuş olduk. İnşallah. Anladığım kadarıyla. İnşallah, evet. İnşallah, inşallah. Evet, çok güzel bir söyleşi oldu. Ben bitirelim diyorum. Sonra da backstage devam ederiz. Tamam. Çok teşekkürler. Uyarımızı kim yapacak? Hadi çekiliş yapalım. Uyarımızı kim yapacak? Evet. Aslı sen başla hadi. Ben de bitireyim. Peki. Tekrar çok teşekkür ederiz. Öncelikle bugün bize katıldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için de çok teşekkür ederiz Efe Bey. Bugün yepyeni bir besteci ağırladık. Biz yeni birisiyle tanıştık ve her yeni bölümümüzde bize yeni bir parça kattığını görüyoruz. Siz de eğer kanalımıza abone olur, bizi takip ederseniz biz de paylaşmak istiyoruz sizinle. Çok teşekkür ederim. Beğenin, paylaşın, abone olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz Efe Bey. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.